Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Yanımda Can olduğuna göre hani, otoseyir yapacağız bugün. Evet Can, konumuz ne? Vergi. Ne güzel. Otomobillerdeki vergi adaletsizliğinin sonu mu geliyor acaba diye bir anda sevindik Evet, niye yeni gelen sevindik? haberlerle. Çünkü çok mantıksız şu anda uygulanmakta olan vergi sistemi. Bir örnek ver. Yani örnek sistemin kendisindeki çarpıklığı vereyim en güzeli. Münferit örnekten gitmeyelim. Şu anda hani bütün dünyanın aksine biz trafiğimizi nasıl daha hurda araçlarla doldurabiliriz, daha böyle köhne arabalar kullanmayı insanlara teşvik edebiliriz diye düşünsek ancak bu vergi sistemini uygularız. Yani dünyanın başka bir yerinde en azından gelişmiş ülkelerde yok. Daha doğrusu kendimize örnek aldığımızı söylediğimiz ülkelerin hiçbirinde yok. Buna benzer bir sistem. Hani araba eskidikçe kullanmayı şu anda daha avantajlı hale getiriyor. Mevcut vergi mevzuatı. Yani siz 0 kilometre bir araba aldığınızda pişman ediliyorsunuz. Hem alırken ödediğiniz vergiler yüzünden hem de yıllık periyodik şeyleri yüzünden, vergileri yüzünden. Zaten akaryakıt fiyatları da yüksek. Hani şu anda eski arabaları cazibesini azaltan tek faktör akaryakıt fiyatlarının yüksek gidiyor olması. O da eski arabalar teknolojileri itibariyle daha çok yakıt tükettiği için aynı mesafede böyle bir şey oluyor. Yeni Caydırıcılık gibi oluyor. arabaların vergideki dezavantajı ne? Şöyle yani hani yeni araba aslında lüks bir harcama. Senin neyine güvenli arabaya binmek? Sen kimsin ki der gibi devlet şey yapıyor yani Şey mi insanlara. diyorsun? Yani orada yeni arabanın ne olduğuna bakmadan sırf yeni diye vergisi mi yüksek? Aynen öyle. Aynen öyle. Motor hacmi ne olursa olsun 0 kilometre olan araba ekonomik de Lükstür. olsa pahalı tabii lüks. İşte diyorum ya 0 kilometre arabaya binmek bir lüks olarak şu Tamam. anda algılanıyor ki bu çok saçma. Tamam, bunu ortaya koyduk. Peki buna çözüm nasıl gelecekmiş? Şimdi farklı farklı şeyler çıktı. Hani teoriler çıktı tüketicilerden ama en akla yatkın olanı bütün hani sektörün lideri olan ülkelerde de uygulanmakta olan sistem emisyon. Çünkü neden? Emisyon şeyden model yaşından, model yılından bağımsız olarak lüksü bağlayan bir faktör. Yani ne olursa olsun az emisyonlu arabayla şey yapmak mümkün değil şu anda. Hani keyifli otomobil kullanmak mümkün değil. Yüksek kuvvetli motorlar mutlaka düşük güçlü, düşük performanslı motorlara nazaran daha az atık gaz çıkartıyorlar çevreye. Tabii bu da buna göre bir skala düzgün hazırlandığı zaman hem üreticilerin hizaya gelmesini sağlıyor hem de hem şeylere eski arabaların kontrol altına alınması hem de yeni otomobillerin kategorizasyon açısından sağlıklı sonuç veriyor. Çünkü sadece eski otomobiller değil trafiğimizdeki tehlike, aynı zamanda modifiyeli araç gibi bir sıkıntı da var bu hususta. Bilinçli bilinçsiz yapılan bir takım uygulamalar var. Hani bilinçli uygulamalar trafikte kullandıkları sürece ne kadar bilinçli olduklarını her zaman sorguluyorum. Çünkü hani yollar sürat pisti değil. Ne olursa olsun kapalı pist ortamı kontrollü yerdir. Siz oradan geçmeden önce 50 kere denetlenmiştir. Siz onay verildikten sonra çıkar kullanırsınız arabanızı ama trafikte bir sonraki virajda arkasını görmediğiniz yerden önünüze kamyon mu çıkacak, topunu kaçıran çocuk mu atlayacak bilemiyorsunuz. Çukur mu var? Su birikintisi görüyorsunuz ama o birikinti iki parmak değil bir metre derinliğinde de olabiliyor. Yani trafikte ekstra güvenli araba kullanmaya teşvik etmesi gereken devletin bizi bu konuda hiçbir şey yok. Hiçbir çabası yok. Aksine yeni araba yerine eski araba, eski köhne arabaları kullandırmaya çalışarak bizi daha da şey yapıyor. Bu tip şeylerden kaçınma, işte kazalarda ölü veya yaralı sayısını aşağı çekme gibi bir şansımızı ortadan kaldırıyor. Mobese'ye takılan kazalarda bazen haber bültenlerinin sonunda rastlarlar izleyiciler. Hani magazinsel haber biraz da eleyelim gibisinden nasıl bir zevkse şeyleri gösterir, haber spikerleri şeyleri gösterir. Evet, görüntüleri gösterir. Anadolu'dan kaza sahneleri, trafikten manzaralar. Orada çok enteresan şekilde parçalanan arabalar var dikkat ederlerse. Özellikle hani Şahin Doğan Kartal, Kuş serisi Tofaş'ın veya eski Renault'lar 12, 9, 11. Bunlar konserve gibi. Artık zaten yapıldıkları zaman da sağlam olmayan arabalardı. Kötü arabalardı. Şimdiki tekniğe göre çok fersah fersah uzaktaki arabalardı. Kaldı ki yılların yorgunluğunu bu arabalar güncel modellere göre çok çok daha ciddi yaşıyorlar. Çünkü galvanizlemeleri sıkıntılı. Şeylerinin zaten ince olan gövde parçalarının pasa karşı hiçbir koruması olmayınca içleri boşalıyor. Elektrik direğine çarpıyor araba. Ön tarafı kopuyor. Arkası başka yere gidiyor. Aradaki şoför
hangi tarafını kurtarmaya gidiyor? Şaşırıyor sağlık ekibi. Vergi işi bunu nasıl değiştirecek bu yeni vergi yasası? Şimdi şöyle bir durum var. Hani en yüksek vergi dilimine giren arabalar genellikle uçuk modellerdir ya. Hani 10 bin lira ödüyor adam. Oh olsun işte almış arabasını. Güzel. Şimdi 5 bin liralık araba da 2 bin lira vergi ödemeye başladığı zaman bazı şeyler rayına oturacak. Evet. Bu devletin uzun zamandır yapmaktan çekindiği bir şey. Çünkü devletin değil de hükümetlerin açısından daha çok oy aldıkları seçmen kitlesi aslında Türkiye'deki şeye bakılırsa, hani araç portföyüne bakılırsa daha çok oy verme potansiyeline sahip insanlar eski arabaları kullanan çoğunluk şu anda hakim Türkiye'de. Dolayısıyla yani 10 yaş üzeri arabalar hala yeteri kadar şey değil, azınlığa inemedi. Bu insanların mağdur edilmesi tırnak içinde, hani şu andaki içinde bulundukları lüks zannettikleri durumdan arındırılması bir şekilde olumsuz yansıyacağından hep şüphe etti hükümetler. Yıllardır bunu yapamıyorlar, gündeme geliyor geliyor ama ondan sonra hemen sümen altı ediliyor. Şu anda hani devletin zaten ekonomik şeylere bakıldığı zaman, değerlere bakıldığı zaman hurda metal önemli bir aslında şey gider. Çelik her ne kadar hani günlük hayatta çok fazla dikkatimizi çekmese de pahalı bir malzeme. Ve bir şekilde geri dönüşümünün yapılması lazım. Siz şimdi sürekli yurt dışından araba ithal ediyorsunuz. Bu maden olarak da çıkmıyor ülkenizde. Bunları bitene kadar kullanıyorsunuz. Bittikten sonra kullanmaya devam ediyorsunuz. Hani burada ihtiyacınızı karşılamanın bir yolu yok. Sürekli araç parkı şişiyor Türkiye'de. Arabamızı park edecek yer bulamıyoruz. Adam orada 60 senelik arabasını hala cici cici diye sevip kapısının önünde bekletiyor. Yani bu duruma da bir nevi çözüm olacak. Olası bir hurda indirimi daha ki 2000'lerin başındaydı yanılmıyorsam. Evet, Murat 124'lerin bitirildiği şey hurda indirimi. İşe yaramıştı. Yine yapılırsa yine böyle benzer şey olabilir. Avrupa'da durum farklı. Avrupa'da bu artık sistematik hale geldiğinden dolayı araçların hurdaya çıkartılması da kullanıcının yükümlülüğünde. Dolayısıyla hani bir arabayı hurdaya çıkartmanın maliyeti, İngiltere için konuşayım, 1000 poundsa adam arabasını 1000 pound'a satamıyor, bedava veriyor. Anladım. Al arkadaşım da ne yaparsan yap gibisinden şeyler söylüyor. Çünkü hani hurdaya çıkarması bile satmasından daha pahalı hale gelebiliyor. Bu raddeye gelmeden dolayısıyla insanlar ne yapıp edip arabalarından kurtulmanın yolunu arıyorlar. Yeni arabalı da teşvik var. Vergisinin artırılması yerine yeni araba almaya insanlara teşvik edilmesi durumu söz konusu ki eskiden aşağı yukarı bir 10 sene, 15 sene hatta 20 sene önce diyelim hani insanlar Şile'ye gitmek için İstanbul'dan bavullarını toplarlar. Hazırlık yaparlardı ciddi ciddi. Hani o bir hafta sonu meselesi olurdu. Bugün Tuzla'dan Avcılar'a gitmek bir gün içinde olağan bir durum oluyor arabayla. Kat ettiğimiz mesafeler, güvenlik kat ettiğimiz mesafeler, yolda kalma diye bir şey çok azaldı artık. Sürücünün üst üste ihmal etmesi, arabasının çok ciddi hatalar yapması lazım yolda kalmayı başarabilmesi için. Dolayısıyla hani eski arabaları hala bu ortamda kullanmak akıl kârı olmaktan çoktan çıktı. Bir şekilde bunların hani halkın yeni araba almaya özendirilmesi lazım kullanıcıların. Olayın bir de bu arabaların kendi arasındaki uyumsuzluğundan kaynaklanan güvenlik faktörü var. Evet. Şöyle ki iki tane birbiriyle eşit dayanımda araba çarpıştırıldığı zaman bu ikisi de sağlamsız olsa bile bir yere kadar şey yapıyorlar. Kendi aralarında darbeyi homojen edip kurtulabiliyorlar. Hani kamyon altına girme tabiri bugün iki otomobilin çarpışması içinde de yaşanabiliyor. Şöyle ki 5 yıldızlı Euro NCAP'ta değerlendirilmiş orta sınıf bir araba bugün yapısı itibariyle son derece sert bir kaboğa sahip. Ön gövdesinde özel güçlendirilmiş çelik kullanılmakta. Lakin 15 yaşındaki biraz da paslanmış modelde bu aksamların yarısından çoğu yok. Ve zamanında yapılan mukavemetlerinden de çok şey kaybetmiş vaziyetteler. Bu iki araç birbiriyle benzer boyutta olmasına rağmen çarpıştıkları zaman yani bakımı çok iyi yapılsa da sonuçta gövdeyi kimse soyup sıfırdan tekrar şey yapmıyor, arabasını toplamıyor 10 yılda bir. Eski arabanın alacağı hasar tahmin edilenden çok çok daha ciddi oluyor. Yani orantısız şekilde bir şey var, durum var trafikteki kazalarda. Şimdi şey ne diyorsun? Bizim bu vergi düzenlemesi bu işleri çözecek mi? Çözer. Büyük oranda çözer. Nasıl yansıyacak o yaşlı arabası olana? En yaşlı arabası olan hele ki de külüstür tabir edilen modelse o arabadan kurtulacak. Geçmiş olsun. Yani o kadar mı vergi yüksek olacak? Yapılması gereken bu ama işte hükümetin bu konuda ne kadar cesur davranacağını bilemiyoruz.
Yani olması gereken o. Peki. Yeni araba alımında da özendirmek lazım aynı şekilde. Lazım mı yoksa planda var mı? İşte planda var zaten de ne kadar yansıyacağını bilemiyoruz. Hmm. Hani tamam yaparız derler, %2 daha uygun olursa fiyatlar yani. Yapmış da olurlar. Ama hani sonuçta henüz yeteri kadar detay sızmış değil bu hususta. Trafikte seyreden arabaların yaşların arasındaki en önemli şeylerden bir tanesi, fark oluşturan etkenlerden bir tanesi de tüketim, çevrecilikten ziyade fren mesafesi. Günlük olarak kullandığımız 20 yaşındaki araba bugün herhangi bir şeye girdiği zaman, viraja girdiği zaman, hani o virajı devrilmeden dönebildiği maksimum süreti saatte 60 km ise bir diğer araba saatte 60 km'ye rahat rahat dönüyor ve sürücüsü bunu hissetmiyor. Aynı virajı 80 ile 90 ile dönmeye çalışıyor. Bu durumda iki aracın arasında çok ciddi bir şey oluşuyor, fark oluşuyor. Birbiri arasında hani olabilecek bir şey, etkileşim. Ondan sonra şarampole yuvarlanmayla, işte yoldan çıkmayla falan sonuçlanıyor. Şimdi eski araçların dezavantajlı konuma düşürdü diyelim ki hakikaten ya artık bu aracı almak bile mantıksız. Ama şey olmayacak mı sence? Yenisini almaya teşvik ettiğin zaman gerçekten çok ciddi bir teşvik olması gerekmiyor mu? Öyle. Öyle. İşte dediğim gibi bu konuda ciddi bir yani çekincenin olmasının sebebi, yıllardır uygulanamamasının sebebi bu. Hani kullanıcıların bunu yapan iktidara küsmesi riski söz konusu. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani biz dedik eski otomobiller vergileri yükselecek, hepsi tükak edilecek değil. Buradan bu anlaşılmasın. Emisyona göre sıralama aslında çok ince bir şey içeriyor, nüans içeriyor. Şu ki 1998'den sonra özellikle üretilen ve satılan modeller Türkiye'de halen Euro 4 emisyon normunu karşılayabilecek kapasitedeler. Dolayısıyla aslında onlar Avrupa standartında üretilen sağlam modeller ki onların bu aslında önemli bir yıl çünkü gövdelerde tam galvanizlemeye geçilmesi, işte 12 yıla varan paslanmazlık garantilerinin sunulmaya başlamasının yılı 90'ların sonu itibariyle. Dolayısıyla bu otomobiller bu şeyden emisyona göre vergi şeyinden uygulamasından çok ciddi miktarda zarar görmeyecekler. Yaşa bağlı artması aslında bu noktada bir sıkıntı. Yaş faktörü tamamen elimine edilmeli. Aracın sunduğu atık gaz miktarına göre bir vergi miktarı benimsenmeli. Bu durumda bize aslında 30 yaşında olmasına rağmen sanki 0 kilometreymiş gibi satılan işte bir dönem birçok insanımıza da maalesef tabut olan arabaların tamamen kökünün kurutulması gibi bir etki de bu sayede sağlanabilir adaletli olarak. Yani düzgün araçların yine hala ikinci elde şansı olmaya devam edecek. Bu aşamada propaganda sistemi çok önemli. Yani insanlara bunun hani bir kötülük gibi olmadığının, yani bütçelerin, kimselerin onların altındaki arabayı altlarından alma gibi bir art niyeti olmadığını anlatılması lazım. Neden? Çünkü yani araba niyetine bindikleri şey aslında tekerlekli bomba. En sevdikleri insanları buna bindiriyorlar. İyi niyetle tamamen bir şey olmaz ya diyorlar. Ondan sonra her gün gazetelerde görüyoruz. Hani kaç kişi ölmüş, kaç kişi yaralanmış artık insanlar umursamıyor bunları. Haber değeri taşımaktan uzaklaştı. Geçenlerde İsviçre tarihinin en kazası olmuş, en kanlı trafik kazası olmuş. Yanlış görmediysem 18 kişiydi otobüs kaza yapmış. Yani, bizde sıradan bir hadise. Tabii tabii bizde her gün aman o da bir şey mi dediğimiz noktaya geldi. Bu kadar acı iken tablo. Hani bu konuda ciddi tedbirlerin alınması insanların kendilerinin aslında istemesi gereken bir şey ama işte bugüne kadar yeterli bilgilendirme yapılmadığından dolayı hani o bilinç halen eksik. Bir güzel noktası daha var bu işlemin. Hani daha önceki videolarda da sık sık değindik. Elektrikli otomobiller ve hibrit otomobiller. Onların piyasaya sızması için şu andaki vergi sistemi hiç müsait değil. Çünkü motor hacimlerine bakılıyor. Bu arabaların bir de elektrik motoru var. Doğru. Daha lüksmüş bu diye. Vuruyorlar beline vergiyi. Halbuki elektrik motorlu arabalar özellikle şehir içi kullanımında çok ciddi bir şey çevre kirliliğini azaltmaktan ziyade yakıt ekonomisi olarak da kullanıcısının cebine dönebilecek pozisyona gelmek üzereler. Bu noktada işte öncelikli olarak Renault'un projesi, ardından işte diğer gelecek olan elektrikli araba sistemleri çok ciddi miktarda yararlanacaktır böyle bir vergi uygulamasından. Sen peki yenilerinden fiyat avantajı olacağına mutlu musun? Tabii. Yani ya, vergi olarak çünkü devlet kolay kolay vergisini... Fakirin ekmeği umut.
Yani. Yani, niye kötü düşünelim ki? Devlet pek vergisinden vazgeçmiyor çünkü genelde de. Tabii şimdi sonuç itibariyle ama normalde hiç alamayacağı yerden de vergi kazanacağından dolayı vergi gelirinde bir düşme olmayabilir. Yani aç gözlü davranıp hiç vergi baremini indirmeme gibi bir durum söz konusu olursa anca dediğin gibi olur Murat abi. Ama aksi takdirde hani zaten bu adamların 60 sene daha araba alacağı yok. Dört tekerleği kopsa o şekilde bile eline saban bağlayıp arkasına devam edecekler arabayı. Yani bu insanların bir şekilde teşvik edilmesi lazım. O teşvik olduktan sonra zaten otomobil üreticilerinin de çok uzun zamandır aslında istedikleri şey bu. Yani hükümeti biraz da onlar ikna etmiştir muhtemelen. Hem bir taraftan hurda demir ihtiyacı hem de yani yeni özellikle Anadolu'ya insanlar satış yapamıyorlar. Doğru. Yeni büyük firmalar. Yani hep yeni arabaları İstanbul'da görüyoruz. Doğru. İzmit'ten öbür tarafta yok. Doğru. Yok yani herkes işte aklın yolu bir çünkü eski model arabadan niye vazgeçsin ki adam? Bir de vergisi de şu görüyor. Anda onda avantajlı. Tabii ki. Tabii yani devlet diyorum ya teşvik ediyor. Şu anda 2000 model kompakt hatchback kullanma zamanıdır. Yani 2000 model özellikle kompakt sınıf 1.6 litre 6 motorlu arabalar hani hükümetin teşvik ettiği modeller ama hepsi maalesef işte yeteri kadar iyi bakılmış, yeteri kadar iyi korunmuş değil. Daha altı modeller zaten vergiden muaf bile tutuluyordu yakın zamana kadar. Hani insanların hayatlarını riske attıklarının farkında olmadığı modeller. Doğru. İçine bindikleri zaman hani direksiyon var, tekerlekler var, gidiyorlar ama işte duramayacaklarını kestiremeyebiliyorlar bazen. Doğru. Bu sefer çıkacak gibi gözüküyor ama İşte dediğim gibi artık çok yüklenildi. Evet. Hani biraz da dediğim gibi bu işte propaganda faktörü çok önemli. Evet. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde veya işte önümüzdeki süreçte diyelim bu konuda halkın bilinçlendirilmesine yönelik özendirici herhalde. Efendime söyleyeyim işte hani bilinçlendirici programların sayısı artacaktır. Ya arabalar ucuzlayacak. Bu da iyi olsun. Ucuzlayacak diye bir şey laf çıksa ya, yeter zaten. Ya tabii şimdi ne kadar ucuzlayacağı da önemli değil. Dediğim gibi %2 dahi olsa şeydir insanların. Yani sonuçta biz benzin indirimini unuttuk. Söylerken bile garip geliyor. Akaryakıtta indirim. Aynı cümle içinde. Hani sürekli zam geliyor. Zam 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 nereye kadar? Hani akaryakıt zamları da belki emisyon uygulamasının ardından bir miktar geriye çekilebilir. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.